Biz çok özür dileriz. Siz bizim abi için burada öldünüz. Bizim adam sizi mahvetti falan diye yani. Aynen. Bu bilet. İşte o bileti yakından gösteriyorum. Ben dedim bu işler McDonald's da olmaz dedim. Sen arkaya gel falan dedim böyle. Kaşınmış gibi tam. Pepper spray. Turkey will rule 2002 diye afiş yaptırmışım. 5,5 metreye 1 metre. Kırmızı beyaz. Ulan Dünya Kupası böyle bir şey mi falan olmuştum. Sürekli bir acayip bir ilgi. Evine çağıranlar, sofraya davet edenler. Herkese merhaba. Maçkork YouTube kanalının Dünya Kupası için özel hazırladığı programımızda yine karşınızdayız. Yine iki Dünya Kupası meraklısı Emre Uğurlu ve Nevzat Aydın olarak. Nevzatçım hoş geldin. Formanın yeşilin rengi tutmamış gibi sanki. Sahte mi yoksa gerçek mi? Nevzatçım yani. Evet hani, yani ben de anlamadım yani. Hani hiçbir zaman sahte almamaya çalıştık. Tabii bazen canım. Gücümüz yetmezdi eskiden yok, falan. O zaman almazdık. Ha, tamam, o zaman almazdık. Yok bu sene işte Katar'da. Yeşil yapmışlar. Işıktandır belki. Senin forman da çok şık bu arada. Yani yılların eskitemediği. Benim forma gibi, tişört gibi bir şey. Ama yani. Çok şık güzel o da. Yani. Onu tam ekol. Geçen tur programda konuştuğumuz. Bir de dikine çizgi zayıf gösteriyor ondan da şey. Yok gayet iyi gözüküyorsun şu an. Sağ ol. Şimdi elimde iki tane top var. Birisi Tricolore. Diğeri de Fevernova. Birisi 98 Dünya Kupası Fransa'nın. Diğeri 2002'nin. Niye bu iki top elimde? Çünkü bu iki turnuvayı konuşacağız. Nevzat Aydın'ın gittiği ilk canlı iki turnuva. Ama buna girmeden Nevzat. Bir önceki programımızı yayınladıktan sonra çok yorum gelmiş Maçkoli'ye. Ya Katar'a gidiyorsunuz. Maçlara gideceğiz dediniz. Hangi maçlara gideceksiniz demişler. Onu sayarsak program biter. Doğru. O zaman saymamız yerine rejideki arkadaşlarla rica edeyim. Şu anda ekrana versinler. Evet. Aynen şu anda görüldüğü gibi maç olan her gün bir maçtayız. 23 maç günü var. 23 maç gününde 33 maça gideceğiz. Yani hedef gideceğiz. Bu. Evet. Hedef bu. Ne olur ne olmaz değişik bir ülkeye bilmiyorum ama bravo. En azından aile, 33 maçlık biletler var elimizde. 33 yani. Maçın bileti şu an elimizde. Planımız daha önceki Dünya Kupalarında yaptığımız galiba Rusya'da 13 yaptık. Brezilya'da 10 plus yaptık. Bu sefer Katar'ın olanaklarından yakın olmasından faydalanarak her maç gideceğiz. 10 günde de 2 maça gitmeyi hedefliyoruz. İşte zaten bunu sormuşlar. Paylaşmış olalım. Konumuza dönelim. İlk Dünya Kupası canlı izlediğin artık. Geçen sefer televizyondan takip ettiğimiz o çocukluk heyecanımız nasıl tüylerimizin diken diken oldu. Halit abinin anılarını nasıl okuduğumuzu konuştuk. 98'de ilk Dünya Kupası nasıl karar verdin? Bir onu söylesene. Nereden başladı bu hikaye? Ya 94 bence direkten döndü. İlk program bahsetmiştim. İşte yarışma vardı, üçüncü oldum falan filan bilmem ne diye. Ona gidemeyince içimde kaldı acayip. Ve dedim ki ben bundan sonra imkanım yettiğince bu Dünya Kupalarını mutlaka yerinde gidip seyredeceğim dedim yani. Şimdi imkanım yettiğince deyince bugünkü Nevzat Aydın'ı bilenler ya imkan lan diyecekler. Öyle 98'de değil. Daha yemek sepeti yok. Yemek sepeti falan değil mi? Ben öğrenciyim yani. Boğaziçi Üniversitesi'nde 99 bilgisayar mühendisliği. Evet. Öğrencisi yani üniversitede. Ailen gayet yani. Yok canım şey, normal, yani, bir normal bir aile yani. Onun altını çizmek için söylüyorum. Bugünkü Nevzat Aydın yani. Değil yani imkanlar da aynı. O zaman Türkiye'de çok fazla internet kullanan da yok. Benim avantajım ben interneti iyi kullanan ve erken kullananlardan biriyim. Dolayısıyla bilet bulup alma konusunda çok yazıştım yurt dışıyla. Ha gitmeden Türkiye'den mi başladın o evet. Mu? Tamam ha. Elimde bir tane Nijerya-Bulgaristan maçı. Onu da Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan bir tanıdığımdan almıştım. Sen şimdi bir dakika. Ben bile bu hikayenin burasını bilmiyorum. Ya sen adamlara daha da şeye gitmeden, oraya gitmeden yazıştın sana bileti şeye mi gönder? İstanbul'a mı gönderdin? Evet, evet. Ya o bilet dediğin bu bilet yani. Evet o bilet. Yani bunu postayla aldın. Sonra elimde bir biletle gittim. Tamam bunu aldın eline. Vizemizeye başvurdun. Evet o zaman tamam. Vizemizeyi hallettik falan. Atladım gittim. Yani bavul var. Hiç başka biletin yok. O kadar tecrübesizim ki mesela bavul tekerlekli falan değil. Ve içine 30 tane Türkiye tişörtü koymuşum. Amacım Türkiye tişörtünü verip, yani formasını verip... Başka milli takımların formalarını değiştirip böylelikle forma almak falan. Zaten o Dünya Kupası fotoğraflarına baktığımızda farklı farklı çok ülkeden herkesle fotoğraf çekiyorsun ve dijital değil fotoğraflar. Yani evet. Hani böyle yakalamışsın evet. O Afrika'dan birini... Ya Boğaziçi'ne gidenler için White Usta vardır. Bez afişleri yapar. Turkey will rule 2002 diye afiş yaptırmışım. 5,5 metreye 1 metre. Kırmızı beyaz. Hatta Ronaldo Şili maçında golü attığında afişin önüne geliyor. Görüntülerde. Belki buluruz. Vaaay. Bak yani ama vizyona bak. Turkey will rule 2002 diyorum. Türkiye 2002'de yarı finale çıkıyor yani. Güzel. Güzel. Demek ki o da önemli ki milli takımıza da güveniyorsun yani. Ya güveniyorum ama tabii o biraz şeymiş. Tesadüf gelmiş. Peki gittin. Yani. Ondan sonra orada mı bilet buldun? Başka çünkü başka evet, maçlar da var gittin. Daha önceden yazıştığım bir sürü adam vardı. Ve orada bilet. Mesela ilk gittiğimiz maç Fransa-Güney Afrika maçı. Fransa'nın kendi evinde oynuyor Dünya Kupası'nı. İlk maçı. Marsilya'da. Terriani Juventus'ta galiba o zaman. Evet. Hatırlamıyorum. Evet. Ve
golü var o maçta. Var, son golü var. Dugarin'in golü var. Şimdi maç özelinde senin Seattle üzerinde gideceğiz ama şimdi geri gelmişken onu söyleyeceğim. Fransa zaten benim çok sevdiğim bir takımdır işte 84 Platini. Şimdi genç nesil Platini'yi sonra yaptı kötü olaylar biliyor ama senin benim gibi Juventus'u zamanında Bonnier'li, Rossi'li, Cabrini'li Juventus'u tutmuş takım için Platini çok önemli bir adamdır. Çok önemli bir adam tabii. Ve 84 Avrupa Şampiyonası'nda da çok keyifli futbol oynardı. Ve atar attırırdı. İşte Platini'den kalan Fransalılık 98'de Zidane'la falan bende çok zirve vuruşu. O turnuva net Fransa'yı tuttuğum bir turnuvadır benim. Ama forvetinde Fransa'nın birçok maçta ilk oyunda Givarche oynuyor. Şimdi adını kimse bile bilmez. Stefan Givarche. Evet. Dugarry var, Terry var ve Givarche oynardı ama 3-0'la başlıyor ve hep iyi gitti Fransa turnuvada. İyi gitti. Onunla ilgili Maradona'nın bir lafı vardı o zaman. Hep kendi evlerinde oynadılar. Turnuvanın fikstürünü ona göre ayarlamışlar. Finale kadar gidecek Fransa demişti. Hakikaten öyle oldu yani. Fransa kendi evinde Fransa oynadı. Fransa Güney Afrika'ya gittin. Sonra başka hatırladığın maç o zamandan gittiklerinden. Bak Güney Afrika'ya gittiğim maç ilginç bir maç. Şöyle anlatayım. İlk defa bir Dünya Kupası maçına gidiyorum. Okey. 4 İlk saat kala gittim. Dedim ki yani şimdi ama öyle değil hangi ki. Şehir? Hangi şehir? Marsilya. Velodrom'da yani bildiğiniz. Velodrom'da. Okay. Türkiye'deki evet. Maçlarda sıkışıklık olur, önceden gidersin vesaire bilet, falan filan. İşte o bileti yakından gösteriyorum. Pardon sözü kesme ama Afrika du Sud, Marsilya. Pardon abi ben söyle. Ben hayatımda gitmemişim ki yurt dışında maça hiç daha önce. Fransa kendi evinde oynuyor. Herhalde saatler önce gitmem lazım dedim. Gittim insan yok etrafta hiç. Kapılar açık değil falan. Niye geldin dediler bu saatte falan bana. Neyse bekledik ettik. Hava çok sıcak. Yani 30 derece falan. Oturuyorum ben. Bir bak her gelen paltoyla geliyor. Montla geliyor falan. 30 derece hava 30 diyorsun. Derece hava. Nasıl? Meğer gece Mistral diye bunların bir rüzgarı varmış. O çıkarmış. Derim soyuluyordu hakikaten yani. Böyle bir soğuk. Hadi. Böyle bir rüzgar. Sabah 30 olan akşam evet. Seni evet. Donduruyormuş. Daha böyle çıktım maçtan 3-5 dakikada çıktım yani. Nerelerde kalıyordun? Ben bulduğum her yerde kalıyordum. Hiç öyle yani ev tutayım ya da üst yok, tabii canım. Yok şey yok. Otel, hostel. Şeyi arabamı kiralamıştın, tren falanla mı gidiyordun? Ne yapıyordun? 98'de trenleydim. Başka gittiğin büyük maç, güzel maç var mı? Hatırlıyor musun hiç? Ben elimdeki biletlere bakıyorum. Orada Montpellier'de İtalya Kamerun var. Roberto Baggio yine 3-0. Öyle mi? Güzel bir maç orada. Hütiyem'de final diyor. 27 şeyde. Ne bu? Çeyrek final falan herhalde büyük ihtimalle. İtalya Autriche maçı var. 23 Haziran'da 2-1. İtalya gene İtalya maçlarını Sandoni'de evet. İtalya maçlarını önemsemişsin. Ya o biletlerin yani. Hepsi onlar değil. Başka biletler de var. Şey var gittiğim İtalya Fransa var. Aa, penaltılarla Fransa'nın aldığı. Eleme maçı. Eleme maçı. 1/4 final. Fransa müthiş bir orta saha var o zaman. Tabii orta sadece orta saha değil. Sağ bekte Thuram o zaman müthiş oynuyor. Thuram, Lizarazu. Lizarazu, Emmanuel Petit. Petit'in golü de var şey Brezilya'ya. David Ginola. Ginola pek yer bulamıyor o takımda. Evet ama galiba kadro var. Şey, zaten Terry'nin artık oradan Arsenal'e geçtiği takım. Ama bir dakika şimdi şunun altını çizelim. Şimdi biraz futbola girelim buradan o zaman. Madem 98. Brezilya çok iyi bir takım. Çok çok iyi bir takım. Yani dolayısıyla 98'de artık Ronaldo'nun Ronaldo olduğu zaman. Abi yani, 94'ün şampiyonu. Evet şampiyon geliyor. Ve üstüne koymuşsun. Finale kadar onlar da geliyor ama finalde çok büyük bir olay var işte. Ronaldo'nun içeride ya, bir... Yarı finalde biraz sallanıyorlar Hollanda'yla. Hollanda da çok iyi takım. Aa Bergkamp falan. Bergkamp tabii o kadro. Güzel o kadro. O Arjantin'i geçen... Çok iyi takımlar var 98'de. Arjantin çok iyi bir takım. Bir dakika Hollanda Arjantin'i elemiyor mu? Ayala ben falan maçta, Bergkamp. Evet varım. Şeyde. Maça da mı gittin ha? Marsilya yine. Yanlış diğer bir Dünya Kupası'na karıştırıyor olabilirim. Bergkamp'ı mükemmel kontrol edip çaprada Ayala'yı geçip evet, Robert evet, Ayala... O maç için. Evet. Ha, o maç tamam. 2-1'lik maç. O maça da gittin. Evet, güzel evet. Maç bu arada. Yok, yine ekol maç. Finale kadar gidemiyorsun değil mi? Finale kalamadın o zaman yani. O finali maçı. Hayır o 3-0. Tam bir rezalet olay. Anlatayım mı? İstiyor musun? Anlat tabii canım. Asıl bu programın amacı futbol dışındaki bu tarz şeyleri anlatma. Ya ben orada bilet aldım sattım sürekli. Amacım para kazanmak değildi. Amacım evet. Mümkün olduğunca maça gitmekti. Yani 2 bilet alıyorum, 3 satıyorum orada. Ondan bir taneyle maça gidiyorum falan böyle. 22 yaşında bir üniversite öğrencisisin. Altını bir daha çiziyorum. Evet ve elimde bir tane şahane Bulgaristan maçına gitmişim. Düşün yani. Yine evet. O iyi maça gitmişim ya. Baktım 7-8 maç var gittim. Evet. İtalya Fransa falan var. Diyorsun evet. Abi. Yani hani. Şimdi sonunda bu biletleri aldım sattım elimde 2 tane yarı final kaldı. O yarı finalde Fransa Almanya gözüküyor. Çünkü daha Almanya Hırvatistan oynamamış ve Hırvatistan yenmemiş. Ben de o bileti Fransa Almanya 2 tane bilet diye satacağım. Bir tane final bileti alacağım. Finale gideceğim ve turnuvayı kapatacağız. Yani amaç bu yani. Abi satarken bileti çocuğun tekine herif cebinden şey çıkarttı. Pepper spray. Şey, göz yaşartıcı spray. Göz yaşartıcı spray. Sıktı bana, biletleri aldı, gitti kaçtı. Nerede oluyor bu? Bir dakika. Sen Michel'le. Gözünün önünde canlandırmak istiyorum. Fransa'da bir ara sokakta falan mısın? Evet. Herif dedi ki, McDonald's'da buluşalım dedi. Ben dedim, bu işler McDonald's'da olmaz dedim. Sen arkaya gel falan dedim böyle, kaşınmış gibi tam. Gece mi gündüz mü? Gündüz ya, gündüz saat yani. Sen Michel'le bir arka sokağın birinde yani. Adam gitti mi? Gitti, koşarak kaçtı gitti. Biletler de gitti. Tabii, biletler de gitti. Kaldık öyle orada. Zaten ertesi günde ben döndüm yani.
Yoksa bir şey kalmadı çünkü yani. Para mara da yok, hiçbir şey yok yani. Tatsız bir yani, otur da eğlenip dönmek tecrübe gibi olmuş. Tecrübe diyoruz. Tecrübe, tecrübe olarak adlandırıyoruz. Peki ama yine de 98 Dünya Kupası deyince çok güzel hatırlıyorsun. Harika yani. Hatırlıyorum. Ya şimdi işte tekrar altını çiziyorum. 46 yaşında bir insan olarak işte 7. Dünya Kupası'na gideceksin. İlk Dünya Kupası yani. Çok önemli. Harika hatırlıyorum yani. Sürekli okuduğun ettiğin şeyin içine girdin. Ve hakikaten mesela şeyi becermişim. Bir sürü milli takım forması almışım. Şey vizyonu doğruymuş yani. Türk milli takım formasını götür. Millet Tunus zannediyordu gerçi sürekli. Doğru. Orada kırmızı vardı. Beyaz. Ay, ay. Çok Fransa'da tabii çok Afrika insan olduğu için yani Kuzey Afrika'da. O bak çok önemli bir olay yine bence. İngiltere-Tunus maçı. Ben Marsilya'daydım. Maçtan önceki ve sonraki iki gün. Ve sürekli kavga ve şey vardı. Evet. Sokakta böyle 20-30 tane Kuzey Afrikalı'nın İngilizlerin 100 kişilik ekibine falan böyle uzaktan attı. İnanılmazdı yani. Ben ulan Dünya Kupası böyle bir şey mi falan olmuştum. Çünkü her şey vardı. İkinci maçtı yani. Peki şimdi 98'de sonra Fransa şampiyonu oldu. Zidane. Zidane ikimizin de. Sen de Zidane'ı çok seversin. Yani bana dünyanın en iyi futbolcu gelmiş geçmiş kim derlerse belki de söyleyeceğim insan olabilir. Zidane'ı da tabii sonra Real Madrid'i hem çalıştırması olmadı. Nevzat'la aramızda bu arada net bir şey var. Kendisi çok iyi bir Barcelona taraftarı. Ben Real Madrid ve ömür boyu süren bir iddiamız var. İnşallah çok uzun yıllar sürer diye umuyorum kardeşim. Kaybeden Real Madrid Barcelona maçında ertesi gün şirkete bir tepsi baklava gönderiyor. Bizim arkadaşlar obez olma yolunda son dönemde öyle söyleyeyim. Ama tabii... Ya bizim de bir dönem oldu doğru, yani. Doğru. İniesta Çavi dönemde de ben bayağı bir parayı yatırdım. Yok, bunu takılmak istedim ama Zidane yani 98 deyince Zidane herhalde yani hani her şeyiyle oturmaya. Bir de çok şık bir oyuncuydu. Yani çok topu herkes... ayağına alışı verişi falan böyle nefis. Hakikaten etkileyici bir adamdı. Zidane'ı ben biraz daha erken yakaladım. Yani çok da erken değil ama Juventus. Juventus tabi. Ben Juventus'u tuttuğum zaman Bordo dönemi biraz şey. O zaman saçı bile vardı biraz. Yine eksikti gerçi de neyse. Yani çok beğendiğim bir adamdım. Süper. Yani. Evet 98'i şimdi bitiriyorum. 2002'ye gidiyorum. 2002 çok özel. Şapkalar var ya 2002'den kalma. Alalım. Alalım şapkaları. Ha, 2002 şapkalarımızı. Şapkanla. Bu çünkü yani mesela benim hep gıpta ile baktığım çok çok güzel bir şey Türkiye var. Ben yani ben şu ana kadar Dünya Kupası'nda Türkiye izleyemedim. Zaten işte 54 ve 2002 sonrasında Türkiye'de yok. Onu izlemiş olmak hem de Japonya, Kore gibi bir şehirde çok çok özel bir şey. Nasıl başladı anlatsana. Daha da özel yapan bir şey var. Kore ve Türk halklarının birbirleriyle bu Kore Savaşı döneminde olan yakınlaşmaları. Ben yani milli takım formasıyla geziyordum Kore'de. İşte bir ay kaldık. Kore'de ve Japonya'da toplam. Sürekli bir acayip bir ilgi, evine çağıranlar, sofraya davet edenler. Yani hakikaten biz Kore Savaşı ve NATO'ya girmiş dönemimizde oraya olan desteği biliyoruz ama gitti de hatta senin fotoğrafların var. Yani veriyorlar şu an zaten arkadaşlar da gördü. Yani Yok canım ben yani mesela çok ilginç yine Brezilya maçı. İlk maç hakem Koreli ve hakem maçı mahvetti. Kırmızı kartla attı. Penaltı verdi dışarıda mahvetti maçı. Ondan sonraki süreçte Koreliler böyle benden ya formam var diye benimle bir alakası yok tabii ki. Özür dileme yarışına girdiler. Yani biz çok özür dileriz. Bizim adamımız sizi. Siz bizim için burada öldünüz. Bizim adam sizi mahvetti falan diye yani. Şimdi Nevzat şeyi soracağım sana. Burada bir sürü genç insan da bizi izliyor ve şu an çok daha fazla imkan var ama o dönem 2002. Daha internet. Şimdi 98 Fransa biraz daha anlaşılır. Ya smartphone falan yok. Cep telefonu işte falan doğru düzgün yok. Şimdi yani. Fransa'ya gitmek gene vizyon olarak olabilir. Yani Avrupa'ya işte bir sürü... 2002'ye nasıl karar verdin, nasıl ilerledin, ne yaptın? Yani çünkü Kore, Japonya yani çok kolay değil. Yine altını çizelim. Yemek sepetini kurmuşsun artık ama yemek sepeti daha bebeğin bebeği. Yani hani 2002'de... Tam tersi daha da zor yemek sepetiyle hayatım. Çünkü yemek doğru. sepetine para veriyoruz. Bırak yemek sepetinin para kazanmasını, yemek sepeti sürekli para harcayan bir yapı yani. Nasıl karar verdin, ne yaptın, hazırlığı ya, nasıl yaptın hatırlıyor musun? Ya bundan 20 sene sonra dedim büyük ihtimalle... Mali durumum daha iyi olacak inşallah. Daha iyi değil mi şu anda? Biraz daha iyi. Ama geri dönüp baktığımda bu Dünya Kupası'na gidememiş olacağım. Kendimi zorlayayım ve buraya gitmek için elimden geleni yapayım dedim. Ne yani. Yaptın? Bilet falan Türkiye'ye gidiyor diye federasyon vesaire falan hani organizasyonu nasıl yaptığını hatırlıyor musun? İnternetten Brezilya Follow My Team aldım. Ha, okey. FIFA'ya başvurdun yani normal bileti. Evet, tesadüfte Brezilya ve Türkiye'de aynı gruba düştü onun üzerine. Çok güzel. Çok güzel. Hakikaten ilginç denk geldi yani. Uçağın, ama bizim federasyon çok zayıftı. Yani orada bizi biletsiz bıraktılar. Japonya maçında rezalet çıktı falan. Yani hakikaten. Şimdi onlara da çok bir şey demek istemiyorum ama. Tecrübe o zaman bizim de. 20 sene kaç defa Dünya Kupası'na gitmişiz ki. İki. Ama fark etmez yani. Hı. Sen orada kendi Türkiye'den kalkmış gelmiş adam bilet vereceksin ve o buluşmayı becerip o bileti veremiyorsun. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi neyse futbola dönersek Türk futbolunun işte Galatasaray'ın UEFA Kupası alması, Avrupa'ya tekrar kendimizi kabul ettirdiğimiz ve gerçekten iyi futbol oynadığımız bir takım. İşte Hasan Şaş, İlhan Mansız o dönemde yani hani Şenol Güneş olacak. Şimdi Şenol Güneş demişken lafı sana bir bırakırım. Çok iyi bir dostun, çok iyi bir abin ve çok muhabbetin olduğunu biliyorum. Bir de yani gittiğimizde bizi mahcup etmeyen bir takımla gitmiş olmamız çok büyük şans senin için herhalde değil mi? Tabii ya bir de dünya
Dünya Kupaları vitrin ya. Yani birçok ülkenin adı Dünya Kupası sayesinde 4 senede bir anılıyor aramızda. Ve Türkiye'de yıllar sonra artık o ilk gittiği dönemi hatırlayan yoktur. 54'te gitmişiz. Ama ondan sonra 2002 yılında bir de başarılı olunca üzerine acayip bir sempati oluştu. Ya o sebepten Hasan Şaş, ben mesela seninle beraber yine bir Kenya seyahatinde gittik. Çocuğum biri vardı. Yani Galatasaray forması Hasan Şaş vardı. Hala 20 yıl sonra bile yani. Dolayısıyla bizi tanıyan şey o oldu ilk dönem. Brezilya maçını orada ilk başta çok iyi oynuyoruz. Çok iyi çok oynuyor. Şanssız kaybediyoruz. Evet, sonra Costa Rica ve Çin var grubumuzda. Maçlar orada herhalde birçoğuna gidiyorsun orada. Hepsine gittim. Türkiye'nin maçlarını full takip edebildin. Hepsine gittim. Ha, orada hatta ilginç şeylerim var. Türk ekibi geliyor galiba. O zamanın Antep hocası Hüseyin Kalpar, Sakıp Özdemir. Sakıp Hoca ile Hüseyin Hoca var. Güvenç Hoca var. Güvenç Hoca var. Milli takım, federasyon yetkilileri var. Federasyon yetkilileri var. Onlar da tabii zaten toplasan herhalde bir 500 kişilik bir ekipten bahsediyorsun yani. O dönemde yine şeysin kaç. Hala. Birçok yere ülke insanıyla mutlaka bir araya gelmişsin. Şey yapıyor muydun? Yani futbol muhabbeti oluyor mu? Hep ne oluyor? Gittin nereye konuşuyoruz yani? Sen sonrasında ben de biliyorum da sen o zaman nasıldı? Çin, Kore, ya orada nasıldı? 98'de ve 2002'de biletlerin bir kısmını da gittiğim otelde kalıyorum. O otelde tanışıyorum insanlarla. Onlar da maça gelmiş oluyorlar. Ve ellerinde ekstra bilet oluyor. Veya bir arkadaşının ekstra bileti oluyor. O bileti alıp maça gidiyorsun. Çok güzel ya. Ya tamamen sosyal iletişimle alakalı bir şeydi yani. Biz sonra gruptan çıktıktan sonra Avrupa takımıyla oynamıyoruz. Senegal'den önce kime eledik? Japonya'yı yeniyoruz. Ev sahibi Japonya'yı yeniyoruz. Çok güzel noktayı da değindin. Sonra Senegal maçı değil mi? Evet. Şey var o dönemde. Şimdi futbola Türkiye'yi bir kenara park edeyim bir. Brezilya müthiş bir takım. Tabii. Artık Ronaldinho, Romario. Zor geldi gruba. Kim? Ama Brezilya çok kolay gelmedi. Gruplardan rahat çıkamadı. Ama geldikten sonra skor ayrı. İngiltere kötü bir takım değil. Hatta Brezilya ile oynuyorlar o turnuvada. Almanya o iyi takım. O maçta varım. Orada Ronaldinho'nun çok uzaktan bir frikiği mi ne var galiba? David Seaman'ın yediği diyelim ona aslında. Evet. Ama yine vuruyor Ronaldinho. Shizuoka'da yani. Evet. O güzel maç. 2-1 maç. Almanya çok iyi bir takım. Müthiş takım. Evet. Almanya. Yani, Almanya biraz kolay bir kuralı. Amerika Kore tarafından geçti gitti. Ama evet Almanya iyi takım. Orada İtalya'nın şeyi var. İtalya'yı bir hakem faciası mı ne? Asıl İspanya'yı ya. İtalya'yı ya İspanya'yı da. İkisini de. Evet Koreli hakem galiba değil mi? Evet şöyle. Koreliler. Hatta o zaman Perugia'da mı ne oynayan bir oyuncu var. Aan. Aan oyuncunun ismi. A-H-N. Tamam. O atıyor gol İtalya'ya. Ha, işte sonra onu böyle Perugia'da istenmeyen adamı ilan ediyorlar. Perugia'da onu gönderiyorlar ondan sonra. Fransa o Dünya Kupası'na katılamıyor değil mi? Katılıyor dördüncü oluyor. Hangisi? 2002? Grupta. Ha grupta pardon özür dilerim. Ben karıştırdım. Kostadinov'dan gol yiyip elendikleri ayrı. Senegal, gruptan Fransa. Gruptan çıkamıyor. Yani evet. Şampiyon geldiği gruptan açılış çıkamıyor. Açılış maçında Senegal'e yeniliyor. Uruguay'la berabere kalıyor. O maça gittim ben 0-0. Senegal'in uzun saçlı renkli gözlü bir hocası vardı. Öyle onu hatırlıyorum. Evet. Ne, Metsu muydu? Ha Metsu bravo. Ha. Tabii de gene ondan geldi. Sonra da en son maçta Danimarka'ya yeniliyor. Büyük hayal kırıklığı tabii yani. 98'deki şampiyonluktan sonra 2002'de dördüncü gruptan çıkamamak. Yani. Feci bir şey. Yeri gelmişken, işte uzun saçlı falan deyince aklıma geldi. O Dünya Kupası saçlarla da aklımızda kalan bir Dünya Kupası. Yani hani bizim Ümit Davala'mız. Ümit Davala. İlhan Mansız işte vesaire. Senegal maçı. Japonya'da, Roppongi'de bir bardayı. Oo o da güzelmiş. Peki İngilizlerle beraber seyrediyoruz. O maç Kore'de mi? Bakarız onun yerine. Hayır değil. Olduğuna. O maçta Japonya'da ama gidemedin maça yani. Hayır Japonya'da gidemedim. Barda izliyorsun ne yaptın? Dedirdim yani golde. İlhan'ın golünden. Ya yani. Türk milli takımı bir turnuvaya gitmiş ve yarı final oynayacak. Evet. Bu arada çok ben o zamanlar yanılmıyorsam Olay TV'di. Oraya bir arada bağlanıyordum telefonla falan filan yine gitmişken. Japonya ile oynayacağız. Ya Costa Rica gruptan çıkacağımızı düşünüyorum Çin'i yenip. Yenersek Japonya geliyor. Onun üstüne de İsveç Senegal galibi geliyor. Türkiye garip bir şekilde kendi yarı finalde bulabilir demişim. Onun üzerine bayağı bir şey gelmişti. Sosyal medya yok. Olsa daha da gelirdi olsa de. Olsa daha çok gelirdi. Ama tabii senin futbolu nasıl bildiğinde. Her zaman olmuyor ama denk geldiğin oluyor yani. Sonrasında da Senegal'e yedikten sonra yarı finalde artık. Yani orada gene Brezilya çıkıyor karşımıza ve burnuyla attı 3 diye bir gol çok var. Çok kötü bir gol. Ki çok o maçı da yani kötü oynamadık yani. Oynamadık ama çok güçlü bir takıma denk geliyoruz. Evet. Sonrasını yine güzel bitiriyoruz. Kore çıkıyor karşımıza. 10. saniye gol. Bravo. Hem 3. oluyoruz. Yani hem boynumuza madalyayı takıyoruz. Hem de çok dostane biten bir görüntü var. Yani orada Şenol Güneş, bütün oyuncular, oyuncuların çocukları, benim gözümün önünde küçük Hakan, Hakan Ünsal'ın, Çetukay'ın gördüğü çocukları falan. Çok keyifli bitiyor oturma evet. bizim için. Ve hani şey hikayeleri falan da vardır. Ülkeye dönerken, işte uçakla gelirken. Tüylerim ürpermişti yani evet, öyle. F-16'lar karşı onun ses kayıtları vardır. Hani hoş geldiniz toprağınıza.
Tarkan'ın yeni çıktığı dönem, arar buluruz şarkılar falan, hatırlıyorsun evet. onları. Ya sen o sonunu da Türkiye'de mi? Üçüncülük maçı falan da Türkiye'de mi izledin? Finalde Türkiye'de izledim. Şeyi de bizim üçüncülük maçını... Hayır, orada yine oradaydım tamam. ama... Ya çok şey bir ortamdı. 2002'yi yaşamış olman da çok büyük bir olay. Yani hani hakikaten Türkiye'nin son Dünya Kupası'nda da oradaydın. En çok reyting alan maçlardan biri Dünya Kupalarında Brezilya'nın açılış maçıdır. Brezilya açılış maçı Türkiye ile oynadı. Müthişti, hakikaten. Ve öne geçtik yani. İyi top oynadığımız bir maçtı. Hakemin bizi katlettiği Mahvetti, bir maçtı. Aynen öyle. Böyle daha da bir acayip sempati doğdu takıma yani. Yıldıray var, Hasan Şaş'ın golü var orada. Yıldıray'ın zaten pasıyla Hasan Şaş attı. Aynen, çaprazdan. Peki yeri gelmişken onu sorayım. Sence bir sonraki Türkiye'nin Dünya Kupası'nı biz görebileceğiz mi? Bilmiyorum. Pek kolay yok. Şimdi planlarımızda şimdi Katar'dayız zaten. İlk 4 sene sonra Amerika, Kanada, Meksika'na da gideceğiz. Görür müyüz? Zor gözüküyor. İnşallah olur. Ya Faroe Adaları'na yenilen milli takımdan bahsediyorsun. Dur neyse ya. Pozitif, biraz gerçekçi tamam, olmamız lazım yani. Verme, pozitif vererek bitirelim programı tamam. İki hayır, ama bir takım konuşur. Ülkeler var ki konuşalım bunu tabii, ya. Tabii yok. Danimarka, evet. İsveç, Çek Cumhuriyeti. Bunlar bir futbol ekolleri var. Doğru. Her zaman da oraya damzetler. Her zaman oraya oynuyorlar. Doğru. %100. Polonya bak yani. Doğru. Senin ülken oradan. Böyle bir ülke değil. Senin ülken 40 yılda bir hasper kadar gidiyor oraya. Başarılı oluyor, olamıyor, bilmem ne. Hayda, harala, görele geri geliyor yani. Ki sen işte 2002'yi yaşamış bir insansın. 2008'i, 2016'yı birlikte yaşadık Avrupa Şampiyonları. Ne kadar güzel oluyor takımın oradan. Tabii canım ya. Bambaşka yani. Oluyor yani. İnşallah. Türkiye gibi 80 milyonluk ülkeden yani. Tamam bunu nüfusa bağlamıyorum da çok büyük bir sevinç oluyor ülkede. Bunu çok hak eden bir ülke. %100. Yani. Neyse pozitif vererek bitirelim. İnşallah bundan sonrasında görürüz. Çok teşekkür ediyorum Nevzat. İki Dünya Kupası konuştuk. Bir dakika ya. Hayır ya. Bir dakika. Bunu devam edelim. Edelim. Türkiye lig değerlemesi olarak kaçıncı Avrupa'da? 6 değil mi? Başarı sıralaması demiyorum. Şöyle 5 büyük ligden sonra işte evet Portekiz falan var ama küçükler bizden tabii. Tamam. Ama Portekiz, Hollanda falan var. Biziz yani orada. 16 takım gidiyor evet. Avrupa'dan. Sen nasıl giremiyorsun oraya? Artı ona bakarsan bu seneye kadar ülke puanında 15. sırada falandık ki evet, biz yani. Evet şimdi bu sene çıktık 12'ye falan çıktık şu anda evet. da. Yani neyse yani bizim Dünya hak ettiğimiz... 16 Avrupa takımı mı gidiyor? 14 mi 16 mı öyle tamam, bir şey ama girmemiz gidiyor. Lazım oraya tabii ki yani. Şimdi artık 32 takım var ya. 32 takım oynanıyor Dünya Kupası yani. Sen 32 takımdan biri olacaksın artık yani. Bir şey diyemiyorum haklısın. Ben de çok istiyorum. Ben daha Dünya Kupası... Benim 4. Dünya Kupası Türkiye'yi göremedim. İnşallah görürüm diyorum işte. İnşallah görürüz beraber. Beraber görürüz inşallah. Çok teşekkür ediyorum Nevzat. Harikaydı. Diğer Dünya Kupası'na devam edeceğiz eyvallah. Şimdi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 98 ve 2002 Tricolore ve Fevernova ile beraber inceledik. Sevgili Nevzat Aydın'ın ağzına sağlık. Sonraki Dünya Kupalarının hikayelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.